Önce dolandırdı, sonra pişman olup telefonu kargoyla geri gönderdi. Görüntüler geçtiğimiz hafta orduda kayda geçti. Cep telefonu dükkanına gelen dolandırıcı telefon beğendi. Saat 21 sularında bir vatandaş geldi. 4-500 liralık bir telefona satın almak istedi. 500 liralık telefonu 475 TL'ye pazarlık ettik. Satın aldı vatandaş. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi. Görünürde de yapmış gibiydi. Sonra post makinesinden kart verdi. Kartla geçim yapmak istedi. Kartla çekim yaptık kendisine. Şifre girerken, post makinesinin üzerine şifreyi görmeyelim diye kapatırken orada bir tane silip çıktı. Bu silip çıkma esnasında vatandaş bize şarj aleti, işte kılıf gibi bir takım sorular sorarken onları da göstereyim derken silibe dikkat edemedik. Dolandırıcı yapmış olduğu işlemle aslında bir önceki alışveriş fişini çıkardı. Silipleri çıktı, bir tanesini masama koydum, bir tanesini kendisine verdim. Ne kadar çıktığına bakmadım çünkü silip çıktığı için yazdığım miktardan emin olduğumdan doğru çıktığını düşünerekten vatandaşa kılıf hediye ettik bir tane. Bir tane şarj aleti baktık. Olan bitenden sonra haberi olan iş yeri sahibi dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayı güvenlik kamerasından izledim. Emniyete götürdüm. Emniyete şikayetimde bulundum. Polis onu her yerde ararken o araya ara bulucu koydu. 10 gün sonrasında bir vatandaş bu kişinin akrabasının tanıdığı olduğunu, eskiden fazla iş yaptığını, beni tanıdığını söyledi. Zararımızı karşılama doğrultusunda şikayetimizi geri almayacağımızı sordu. Biz de bu talebin olumsuz olduğunu söyledik. İş yeri sahibinin cevabı olumsuzdu. Dolandırıcı bu kez kargo ile cep telefonunu geri gönderdi. 3-4 gün sonrasında da işte dün ayın 21'inde bir kargo şirketi kargo getirdi. Emniyetteki arkadaşlar zaten bu kişinin de şifre olduğunu, adını soyadını bize söylemişti. Kargonun üzerine baktığımızda bu adam bize kargo göndermiş. Kargonun ne olduğunu açtık, baktık. Neden geldiğini, ne için gönderildiğini merak ettik. İlginç geldi yani. Kargoyu açtık. Bizden satın almış olduğu telefon, işte o dolandırıldı dediğimiz telefonu bize geri göndermiş. Şikayetini geri çekmemekte kararlı olan iş yeri sahibi dolandırıcının yakalanmasını istiyor.